Evet, çemberlerin merkezleri doğrusal olduğuna göre R kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle A'dan bir dik indireyim. Şöyle merkezlerimi birleştireyim. Aynı şekilde şöyle C'den de dikim indiriyorum. Bakın şuralar benim orta noktam değil mi? Yarıçapım 1 birim. Aynı şekilde burası orta nokta. Yarıçapım 2 birim. 2 de burası. Aynı şekilde burası orta nokta olsun. Yarıçapıma x diyeyim. Bakın yarıçapım x. Devamında bakın ben bu şekli sağ tarafa alıyorum. İyi görmeniz için. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Bakın şeklimi şuradan bölüyorum. Şöyle. Ve şöyle bölüyorum. Şöyle noktalarımı da belirteyim. A, B, C. Şimdi arkadaşlar bakın yarıçaptan dolayı şurası 1 değil mi? Aynı şekilde burası 1. Şöyle şurası 1. Devamında bakın şu yarıçapım benim 2 değil mi? 2 ise şurası ne olacak? 1 kalacak. Aynı şekilde 1 burası. Devamında bakın şöyle çekersem. Bakın 2 buraysa 2 burası. Benim şu kısma x'ten çıkartırım. X eksi 2 olur değil mi? Aynı şekilde geliyorum x eksi 2. Sonra bakın şurası toplam 3 değil mi? Geliyorum yazıyorum 3. Şöyle şuranın toplamı da 2 artı x. Şurası da 2 artı x. Şimdi şurada benzerlik yapacağız. Bakın 3'ün şöyle 1'e oranı 3 bölü 1 eşittir. Devamında büyük üçgende şöyle toplam 5 artı x'in 5 artı x'in bölü şöyle tabana x eksi 1'e oranı x eksi 1. Burada içler dışlar yapıyorum. 3x eksi 3 eşittir 5 artı x. Buradan x'i bu tarafa çektim 2x. Eksi 3'ü bu tarafa çektim 8. Buradan x eşittir 4. Yarıçapımı 4 bulurum. Evet, şekil 2'de O noktası dikdörtgen ağırlık merkezi olduğuna göre LC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar O ile N'yi birleştireyim. Şöyle yarıçapımı uzatayım. Aynı şekilde N ile de L'yi birleştireyim şöyle. Şuradan da şöyle dik indireyim. Bakın kısa kenarım kaçmış? 10 birim. 10 birim ise yarıya bölecek. 5 burası. 5 burası değil mi? Devamında yarıçapım kaç? 13. Geldim 13'ü yazdım. Buradan 5'te 13'ü gördüm. 5, 12, 13 özel üçgen aklıma geldi. Takdir edersiniz ki bakın şöyle uzatırsam şurayı bu bir çap olur değil mi? Çapım 13'tü. O zaman benim şu kısa uzunluğum 1'dir. Bura 1 ise LC de 1'dir. Evet, camın yarıçapı kaç birimdir? Arkadaşlar camın yarıçapı için bakın uzatıyorum şöyle. Şöyle de dikimi indiriyorum. Buradan iki eşit parçaya böleceğinden şu uzunluğum 6, şu uzunluğum 6. 8 buraysa 8 burası. 6, 8, 10 üçgeni. Buradan yarıçap 10 birimdir derim. Evet, AB 8 birim, CD 6 birim olduğuna göre şekil 2'de oluşan şeklin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu 6'yı bakın ben şöyle taşımak istiyorum şuraya. Şöyle. Şöyle orta noktasını birleştirmek istiyorum. Bakın 6'yı buraya taşıdım. 6, 8, 10 özel üçgeni değil mi? O halde burası dik. Burası çap. Yarıçapım benim 5 olur. Evet benden şeklin çevresini istiyor. Bakın şeklin çevresi arkadaşlar. Öncelikle buranın çapı 6. Buranın çapı 8. Şöyle 8'den 6 çıkartırsam benim şu kısım 2. Bakıyorum artı 2 olan. Şöyle eliyorum, eliyorum, eliyorum. Ya Adana ya Edirne. Devamında benim geri kalan şu yaylarım neresi? Takdir edersiniz ki şu C, A, B yayı değil mi? Dairede çevre hesabı neydi? 2 pi re. Bu yarım daire olduğu için 2'ye böldüm. Buradan yarıçapımda 5 olduğu için yerine yazarsam 2'ler gider. 5 pi'yi bulurum. Artı 2 de burası vardı. 5 pi artı 2 Edirne'yi işaretlerim. Evet, KL 12 birim olduğuna göre KL yayının uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bakın O'dan bir yarıçap çiziyorum. Bakın O'dan aynı şekilde bir yarıçap. Takdir edersiniz ki şurayı eşit iki parçaya bölecek değil mi? R burası, R burası. Komple şurası da 2R olur değil mi? Bakın 1'e 2 oranı var. 90'ın baktığı 2 ise 30'un baktığı 1'dir deriz. 30 buraysa şuraya ne kaldı? 60. Şimdi 60 buraysa eşitlikten 60 da burası olacak. Benim yayım 120 derece. Devamında bakın KL'nin 12 olduğu söyleniyor. KL 12 ise yarıya bölünecek 6. Buradan 60'ın baktığı 6 ise 30'un baktığı ne olur? 2 kök 3 değil mi? Buradan 30'un baktığı 2 kök 3 ise 90'ın baktığı da 4 kök 3. Yani ben yarıçapı 4 kök 3 buldum. O zaman ben çevre hesabı yaparsam 2 pi r çarpı 120 derece bölü 360. O da eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'yi kaç bulduk? 4 kök 3 çarpı
Sadeleştirdim. 1 bölü 3. Buradan 8 kök 3 bölü 3 pi'yi bulurum. Evet, aşağıdaki adımlar izlenerek geometrik çizim yapılıyor. AB çaplı bir yarım çember çiziniz. Şimdi şu AB çapım olsun. Şöyle çemberimi çizeyim. Buradan şu noktam A, şu noktam B değil mi? Devamında uzun kenarı AB olan ve D köşesi çemberyayı üzerinde olan ABCD paralel kenarı çizelim. Şöyle arkadaşlar, D kenarı şöyle çemberin üzerindeymiş ve bu bir paralel kenarmış değil mi? Şöyle çizmek lazım. Şöyle. D noktam. Şöyle C de şuraya kalsın. Evet, DC kenarının çemberi kestiği noktayı E olarak işaretleyin. Şöyle kesiştiği nokta şurası. Diyor ki burayı E olarak işaretleyin. Devamında DE6, EC4 birim. Şöyle DE6, EC4 birim. Buna göre BC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar orta noktamı belirteyim ben. Takdir edersiniz ki 10 burası olduğundan 10 da burası olacak. Şöyle 5'e 5 diye ayırıyorum. Ben yarıçapı 5 birim buldum. Devamında bakın. Şurası da yarıçap değil mi? Şöyle ortadan ikiye böldüm. Şöyle yüksekliğimi indirdim. Ve şuradan tam dik indiriyorum. Devamında bakın 6'yı 2 eşit parçaya bölecek. 3. Şöyle burası benim yarıçapım 5. 3, 5'i gördüm. Hemen 3, 4, 5 özel üçgenim geldi. 3 buraysa 3 burası. 5'ten 3 çıkarttım. 2 buraya kaldı. 2 buraysa 2 burası. 2 burası. 4 yüksekliğimdi. 4 de burası. Bakın buradan BC'yi ne bulurum? 4'ün karesi 16. Artı 2'nin karesi 4'ten kök 20 yani 2 kök 5 bulurum. Evet, şeklin çevresi kaç birimdir? Bakın arkadaşlar öncelikle şurada bir 2, 4 birim var değil mi? Bakın burada yarıçapım kaç? 2 birim değil mi? Bakın buradan yarıçapım kaç? 2 birim değil mi? Şöyle yarıçapı 2 birim olan çeyrek çember var. Şimdi çevre hesabımız neydi? 2 pi r. R kaç? 2 bölü çeyrek çember olduğu için 4'e böleceğiz. Buradan 2'lerle 4 gitti. Pi kaldı. Benim bu yay pi. Bakın şurası da pi. Bakın aynı şekilde şurası da pi. Benzerleri geldim buldum. Yazıyorum. 3 pi artı. Bakın burada bir yarım daire var. Buranın da yarıçapı takdir edersiniz ki 2. Yarım olduğu için ne yapacağım? 2 pi r'miz 2 bölü 2 yapacağım. Neden? Çünkü yarım daire. Şöyle 2'ler gitti. Burası da 2 pi. Bakın takdir edersiniz ki bir de şurada 2 pi var. Bunlar benzer. 2, 2 daha 4 pi. Geldim bunu da yazdım. Artı. Bakın geldim bu şekil biraz değişik değil mi? Şimdi bu şekli önce çeyrek çember olarak bakın ben şöyle ayırıyorum. Şöyle 4 burası. Şöyle 4 de burası. Yarıçapı 4 olan çeyrek çember. Yani 2 pi çarpı 4 bölü 4. Çeyrek olduğundan dolayı. 4'ler gitti. 2 pi de buradan geldi. Gelip yazıyorum. Artı. Son olarak neresi kaldı? Bakın şurası. Değil mi? Şu yay. Bu da takdir edersiniz ki pi bulmuştuk zaten. Artı pi'yi de buraya ekledim. 3, 7, 9, 10. 10 pi artı 4. Edirne'yi işaretlerim. Evet. O1 merkezli çemberin birbirine teğet olan O2 merkezli çemberlerin teğet noktalarına uzaklığı 40 birim. Olduğuna göre O1 merkezli R yarıçaplı çemberin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar O1 noktasının şu çemberlerin teğet noktasına uzaklığı 40 birimmiş değil mi? Şöyle yarıçapımı da dik olarak şöyle indireyim. Şöyle merkezlerimi birleştirip hipotenüsümü de belirteyim. Bakın şurası 40 birim. Şöyle şurası 90. Şöyle bakın x dersem ben bu yarıçapa. Şöyle şurası x. Şu kısımda değil mi? Bak şuradan belli. 32. Şöyle geldim 32 yazdım. Arkadaşlar burada Pisagor uygularsanız x'i 9 bulacaksınız. Ama ben kestirmeden gidiyorum. Ben bu 40'ı görür görmez hemen 9, 40, 41 özel üçgenini denedim. X yerine 9 yazdım. Evet buraya 9 yazarsam 41. Evet özel üçgenimi sağladı. Devamında bakın ne diyor? O1 merkezli R çaplı. R çap dediği zaten şurayla şurası. Değil mi? Nerede bundan bahsediyor? Bakın şuraya dikkat. Şekil 2'de O1 merkezli çembere teğet olan çemberlerin merkezlerinden geçen O1 merkezli çemberin yarıçapı R olarak veriliyor. Buradan çevre hesabı yaparsam 2 pi R'den buradan R 41, 41 çarpı 2'den 82 pi'yi işaretlerim.